Yeni bir vlogtan herkese tekrardan merhaba. Pazar gününden videomu başlatıyorum. Şöyle yine hazırlanmış bir şekilde videomu açtım. Bembeyazlar içerisindeyim. Son yaz günleri olduğu için böyle çok da beyaz açık renkler kullanmamıştım bu yaz boyunca. O yüzden biraz böyle daha ferah şeyler giymek istedim. Çünkü son giymeler diye düşünüyorum. Yakında artık havalar iyice soğuyacağı için şöyle bembeyaz giymek istedim bugün. Klasik kendi makyajımdan yaptığım şu takılarımı taktım. Üzerimde şöyle üstü dantelli bir adet top bluzum var. Şu da mavinin ceketi, mavi jeansin ceketi. Altındaki de Guess'in jean pantolonu ve Guess'in çantası. Ayakkabı olarak da sanırım böyle sandaletimsi bir şeyler giyeceğim. Ben hazırım. Karahan'ı görmeniz lazım. O kadar tatlı oldu ki. Ona da aynı kombinden yaptım. Beyaz jean giydi. Birazdan göstereceğim. Daha sonra da evden çıkacağız. Rotamız tam %100 net değil ama Mutlu abla var. Bizim yakın tanıdığımız, çok sevdiğimiz ablamız. Ona uğrayacağız bir. Gelin evi sürecinde Karahan'a bir gün o bakmıştı, ilgilenmişti. Sağ olsun benim günümde, özellikle en önemli günde. Ona da aynı şekilde hakkını asla ödeyemem. Buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şöyle bir onu görelim istedik. Güzel vakit geçirelim istedik. Karan da giderken bütün oyuncaklarını onların evinde bir çekmecenin içine tıkıştırmış, kapatmış, resmen anı bırakmış ardında ve gelmiş. Hoş, oyuncaklarla çok oynamıyor ama o da bahanemiz olacak bir nevi. Böyle bir gidelim çünkü bayağıdır görüşemiyoruz. Gidelim, görüşelim. Güzel bir pazar geçirelim diye evden birazdan çıkacağız. Çıkmadan önce Karahan'ın da akşam yemeğini hazırladım. İçinde yarım kabak var, bir büyük patates var, bir orta boy soğan var, iki tane kanat var. Onların hepsi ayrı ayrı haşlandı. Bir tane de havuç var. Şimdi rondodan geçiriyorum. Karahan da babayı protesto ediyor. Duşa girince yanına almadı diye. Evet, Karahan'ın da tipi böyle. Ev darma duman ama evi görmeyin, Karahan'ı görün. Her yeri dağıtı çıkmadan önce. Hadi gidelim anne. Hadi gel. Gel bakalım. Hadi bakalım. Gel. Çiçekçi buldum. Hemen gireceğim. Mutlu ablaya ufak bir şeyler, bir bakalım güzel bir şey bulursam. Hacı adam olmuş, yürüyor. Hacı adam. Çiçeği istiyor. Karan kapıyı çal. Tık tık yap, tık tık. Çal kapıyı. Hadi çal. Kapıyı açın, ben geldim de. Ah. Hadi girin içeri. Siz girin. İki numara. Geç, ben tutuyorum kapıyı. Oğlum. Tanıdık geldi mi sana buralar? Her yemiş değil mi? Ne bu? Al bakalım. Hadi oyuncaklarını da göster. Gurur yapma. Mutlu. Şey, elime ver diyor. Hadi oyuncaklarını ver. Saklamışsın oraya hepsini. Evet, bak oturdu. Atı orada dık 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 dık. Tıkı 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 tıkı. Ben öğretmiştim ona. İyi ya, hatırlıyorsun. Şu seçim gelecek arkadaşlar. Evet. Hadi nam nam. Nam nam. Çok. Dile bak. Nam nam. Karan nam nam. Diğeri. Bana ver. Ben yiyeyim hadi. Bana ver.
Öbürsü öbürsü. Nam nam. Kafası karıştı. Mam mam mam. Diğeri şu nam nam. Çok güzel. Hadi. Çok tatlı. Hı? O bahsettiğim bir makinede. Neriman abla tavuklu börek yapmış. Şöyle orijinal orijinal ekmeğiyle birlikte. Şimdi biz evden çıkacağız. Bunun altını kapatın ki kurumasın. Neriman abla sağ olsun Karahan'a bunlardan getirmiş. Karahan da etrafta dolanıyor. Şöyle pasaklı pasaklı. Şurada da bisküvisi var. Burada da tavuklu böreğimiz var. Böreği hazırlamış. Bu yufkanın bir adı var mıydı Neriman abla? Bu ya bizim yöreye ait bir kuru yufka yani. Kuru yufka diye geçiyor. Bizde de bir adı vardı da ben aynen hatırlayamadım tam. Kışlık. Yuha ya. Diyoruz biz buna yuha yuha. Bazı aynen. Yerde de şey yapıyorlar bunu ekmek gibi kullanıyorlar. Daha tavuklu oluyor tabii bundan. Burada da tavuk zaten ılıktı. Birazcık daha ısıtıyoruz ki sıcak sıcak daha güzel onu çeksin diye. Burada da dolma hazır. Dolma da bilmiyorum inşallah güzel olmuştur. Okan da ekmek alacak. Neriman ablalar içecek vesaire her şey almışlar. Şöyle ayran var, fanta var. Burada da normalde belki dışarıda yeriz, içeriz diye şöyle getirmişti ama çıkmayacağız dışarı. Plan değişti. Ekmek almayı unutmuş. Alsınlar gelsinler. Hemen bay bayını hazırladım. Herkese tekrardan merhaba. Aslında videomu az önce başlatmıştım zaten. Yine de size böyle bir yüz yüze selam vermek istedim. Bizim bugünkü planımız çok farklıydı. Birazdan masayı da göstereceğim. Evde yemek yiyip dışarı çıkacaktık. Hava çok güzel diye böyle bir park ortamına gidecektik. Ama şimdi Neriman ablalar geldi ve Sevim, Okan'ın kuzeni. Daha önce bir vloglarda görmüşsünüzdür. Hatta son vlogda. Onu bir çağıracaktım. O da birazcık çıkamıyor yani. Biraz iyi hissetmiyor sanırım. Çünkü son haftalar, son 1,5-2 haftası. O yüzden biz ona gidelim dedik. Neriman abla da zaten yemek yapmış. Ben de yemek yapmıştım. Maksat hep beraber olmak. O yüzden şimdi onlara gideceğiz. Son bir yemeklerin hazırlığını bitirelim ve evden çıkalım. Ben de şöyle giyindim. Saçım bayağı bir özensiz. Yani hiç içime sinmedi ama yapacak bir şey yok. Klasik makyajlarımla. Şöyle üstümde şu bluzum var. Bu şekilde hazırım. Şimdi evden çıkacağız. Bu şekilde tavukları üstüne aldım Erman abla. Şimdi suyunu ekleyecek. Sonra bir güzel bu biraz bekleyecek. İyice yumuşayacak. Biz gidene kadar yolda. Eline sağlık. Nefis görünüyor valla. Okan'ın en sevdiği favori yemeği zaten. Bahsedip duruyordu. Hiç orijinalini yiyememiştik. Yufkayla falan yaptık daha önce de. Bu kuru yufka oluyor sanırım. En orijinali bu şekilde. Sofrada az çok böyle hazırlanmıştı ama şimdi burayı tekrar dağıtacağım, kaldıracağım çünkü gidiyoruz. Hiç öyle bir şey yok. Neriman çok gülüyor. Emsik altından gülüyor. Neriman abla Okan'a ofis için şöyle bir çikolata hediye getirmiş de ben açacağım şimdi. Kahvenin yanına iyi gider. İçi de böyle enfes görünüyor. Yok, gelemeyeceğim ben. Çalışıyorum o günde. Hı hı. Arabaya sığmaya çalıştık. Kısa mesafe gideceğimiz için. Karan böyle arkada takılacak. Hep beraberiz. Telefonu ben sana vermiştim. Arabanın halini göstereyim. Böyleyiz. Geldik. İşe geçiyoruz. Bayağı piknikçiyiz bugün. Geldik. Nin. Senin kabuğu. Yo şey çantası benimki de böyle spor çantasıydı da çok güzel olmuş. Hastane çantası hazır bebişimizin. Görünce duygulandım baya.
Bebişimizin yatağı kurulmuş, hazır bir şekilde korbeli konmuş. İçine sadece son hazırlıkları yapılacak. İnşallah güle güle burada uyur. Mışıl mışıl. Gazsız, koliksiz. Tepkiye bak. Kanka ne dedin? Hakikaten seninki nerede? Dolmamızı çevireceğiz şimdi, inşallah güzel olmuştur. Yine mi yapıştın ya? Beyinsatsız. Yine donmuş bak. Çok güzel görünüyor. Afiyet, bal şekeri. Şu dibini ben size yırmazsam gece uyku yok bana. Nasıl Eymen abla? Güzel, çok güzel. Sen acı seviyor musun? Bir tık acılı olmuş olabilir. Olsun olsun. Severim. Bir de ben böyle soğan içlerini de koyuyorum. Hı hı. Cücükleri var ya iç kısmında. Evet. Onları da koyuyorum. Bu şekilde. Çok şöyle oldu. Soframız da böyle hazır. Şöyle bir tarifimiz var. Ebu Bekir sağ olsun kendisi ne oluyor tam olarak? Ebu Bekir antrenör. Master trainer diye geçiyor. Yani spor dalında. Burada da şöyle çok güzel, ne deriz ona? Haikyuu'nun böyle sporcu ürünleri var. Evet, bunlardan şimdi Sevim bize verecek. Biz de deneyeceğiz. Eğer Okan beğenirse pancake tarifi varmış. Az önce gösterdim bilmiyorum ama şurada bir tarif var. Okunabiliyorsa gainer, ben yine yazacağım gainer bunu. Gainer ne kadar? 2 ölçek. 1 ölçekte protein tozu, 1 ölçekte tatlandırıcı. Tatlandırıcıyı da koydum. Şimdi bu çay Mardin çayı. Mardin çayı hiç içmedim daha. Yarısında önce. Türk çayı var. Şey, Türk çayı derken karışık. Kaçak çay değil. Tamamen şey, kaçak Karadeniz çayı. Yani yarısı Karadeniz normal çay, yarısı Mardin Seylan çayı. Yani kaçak çay. O yüzden rengi kokusu da inanılmaz. Ben güzel. Bayılırım zaten. Ve bu dolmanın üstüne en güzel baharatı bu dindirir. Başka türlü normal çay gitmez. En iyisi bu olur. Bence de. İnsan bunu içtiği zaman çay içtiğini anlıyor ya. Diğer çay bana çok... Direkt böyle kafayı topluyor değil mi? Baş ağrısı falan. Evet vallahi çok çok güzel. İlk aşerdiğim şey de Seyran çay bu arada. Vallahi. Yemin ederim sabah 6'da Seyran çay. Nereden buldun? Mardinli komşudan işte bir kaşık istedim. Sonra dedim ki bu çok güzel bana getir. Evet. Bebiş istiyor. Bebiş şey istiyor. Sana bak kabadayılık. Adana'da kaçtı. Karan gel sen bu da oyunu. Ya. Gel. Tatlı ya. Ara getiriyorlar. Üzüyordur ya kesin. Yani iş yerine ben onu mu güzeltiyorum? Birkaç ay içmeyin işte rahatlarsın. Teyzeme zarar. Kendine zarar. Bebişin hastane çantasına bakıyoruz. Çok güzel ama çok ideal böyle. Evet, basit. Çok büyük bir şey götürmektense her şeyi koymuşsun zaten. Öncelikle kış bebeği olduğu için böyle şeyler. Oh. Patikler. Sonra şunu şeye vereceğim. Hemşireye verilecek olan. Bunun içinde de hiç bozma istersen şöyle ucundan bakalım. Şöyle basit şey örtüsü. Oy, takımı. Sonra böyle zıbın diyeyim. Yeni doğan zıbını şeyli yelekli şöyle olanlardan. Şöyle ağız mendilleri. Oy yerim. Şöyle bezi. Morphix en güzelinden mis gibi. Şöyle eldiveni, şapkası. Beresi, önlüğü. Buna çorap koymamışım. Bu bir tane de trikolu koydum böyle. Triko battaniye. Yine aynı şekilde bez. Oy takımı çok güzel. Şöyle. Ay yerim onu. Böyle işte içinde zıbın. Tam mesela. Yeni doğan ama bu şeyi mesela. Her şey. Dışı böyle yelek gibi geliyor değil mi bu taraftan? Evet. Bunlar daha rahat oluyor göbek açısından. Şey o full tulum. Şöyle kısası da var onun. Gene bunun içine böyle çorabı. Mesela çorabı. Oy yerim onu. Parmaklarım inanılmaz şiş, gerçiş göstermesin. Her şeyi, tek ihtiyaçlık her şeyi evet, var içinde. Buna da bir tane zıbın koydum şöyle. Oy. Bunları ütüleyene kadar canım çıktı. Ağız mendilleri, bak şunun şapkası. Bu ne? Şapkası evet, mı? Evet, baksana. Çok tatlı. Şöyle koyayım istersen şöyle. Çok şirin.
Yerim onun kafasını ya. Şöyle. Kivi kafa. Böyle yani şey aynı var, şekilde önlük şey eldiven çok vesaire. Iyi. Bu full takım. Dedim hani onu. O renkli ilk kanlı mı olur? Yıkıyorlar mı hiç bilmediğim için. Ya yıkıyorlar. Renk... Çok kirlenmiyor. Zaten bunu hemen eve getirince bir daha yıkayacaksın. Bir sonra daha aynen buna gerek var mı hiç bilmiyorum ama yine de bir takım üçüncü daha. Takım. Hı-hı. Koydum şey yapmadım ben. İsimli takım almadım. Hiç pamuklu gerek yok. Aldım. Şart değil yani bir şeye. Şöyle çorabı. Takımlar zaten çok tatlış ve güzeller. Şöyle yine ağız mendilleri vesaire. Hı-hı. Şöyle içinde. Oy penguenli penguenli. Böyle kış bebeği olacağı için. Yani çok sonbahar güzeller. Şöyle. Güle güle giysin. Böyle balım yani. Benim. Karanlığa bakıyorum. Bu şekilde. Yine bunun içine zıbın var şöyle. Kendi zıbını da var. Bu ne? Her şeyi var. Allah'ım Allah'ım. Karahan. Ya 3 takım çok mu bilmiyorum ama. Tamam. Bunu tam bir şey demedim. Yine çok güzel ve küçük şeyler de huçlardan da almışsın. Hı hı. Önemli değil de. Bir diğer huç. Şöyle ben sezaryen olma ihtimaline karşı loğusa pedi. Hı. Göğüs şeyi bunu istedim. Mendilleri. Hemşire aynen. Şöyle bir pamuklu takım koydum. Oy rengi çok güzel. Şey bu. Ne bu? Pantolonlu pijama. Bir tane sabahlığım var. Bunun içine bir tane daha pijamalı kısa kollu aldım. Bu sabahlık. Hmm. Rengi çok güzelmiş bu arada. Şu sabahlık. Lila. Bunun içinde geceliği var. Bununki böyle emzirme şeyli falan. Oo, mis şöyle. Gibi. Hatta şurası açıldı şu an. Çok güzel. Böyle. Penti'den almıştım. Güzel, uygun fiyatlı bir. Yani çok güzel. Bayağı kumaşı. Rengi de çok güzel. Erkek sonrasında da aynı şey. Çok güzel. Aynen. Beyaz almak istemedim. Gelin gibi olmayayım. Yok ya renkler çok güzel. Beyaza hiç gerek yok. Sağlıkla gelsin de öncelikle. İnşallah. Sağ öyle. Salim. Çocuk yapmak isteyenler yapmadan önce bütün her şeyi alsınlar. Her şey pahalı. Çeyizini hazırlasınlar. Ben baştan söyleyeyim de tavsiye yani. Ben mesela 2 aylık hamileyken bunu almıştım. İyi ki almışım. Şu an 3-4 bin lira. Tabii tabii. Şeyler. Çok yüksek fiyatlar. Ben uzun şey kesik olacağı için kısa aldım şeyi. Güzel 3 takım bayağı koymuşsun bol bol. Evet böyle bu ikisi şurada. Çantan çok ideal bu arada böyle. Biraz küçük sığmış ama. Sığmış içine fazla fazla. Bir tane de böyle şey çantası olduğu için. Kol çantası. Şimdi bunu göstereceğim. Bunda ne var? Bezler var. Bunu açmama gerek var mı bilmiyorum. Şöyle. Hiç açma boşuna. Bunun içinde bez, alt açma. Bezi, şöyle ıslak mendil gibi. Pişik tamam. Kremi var. Bu BabyMe'nin pişik kremi. Ebeveyn. Baby de güzel. Şey çok öneriliyor. Evet. Diğer büyük lüks markalara göre içeriği hiç gerek yok. Böyle bu da. Oh mis gibi. Simple. Daha salim gelsin inşallah. İnşallah. Basit tutmuş. Kol çantasına ne koydun? Kendi kişisel ihtiyaçlarını falan mı? Yok kişisel bir şey almadım. Daha dediğim gibi onları da. Onları en son koyarsın. Elinin altına ne varsa makyaj bir şimdi şey istersen. Şimdi korktuğum için. Bir tane hip. Mama. Evet. Sonra, hip mamayı muhakkak. Bunu temizledim, sterilledim. Şey tekrar mi? Kutusuna koydum. İçinde poşetledim. İyi yaptın. Gayet güzel. Ne olur ne olmaz. Hatta sağ şöyle. Evet. Şöyle steril olmuş bir halde. Tekrar göstereyim. Oh mis gibi. Sen ikili aldın bu arada. Lansino aldın. Evet ikili aldım. Çünkü garanti olsun. Hiç uğraşmayayım birinden dedim. Hani tutmaya gerek yok. İkisi birden aynen. Sağ olsun diye. Şunu kız için almışım işte pembe dediğim gibi. Yok gayet güzel ya. Kız erkeğe de gider bence. Emzik tutacağım. Bu da göğüs kapağım. Tekrardan Philips Avent'in biberonu var. Biberonu. Bir de emziği göğüs var. Göğüs kalkanı da var değil mi orada? Göğüs kalkanı, bebeğin emziği bunları sardım ki şey. İyi yaptın. Philips Avent'in göğüs kalkanı zaten muhteşem. Parasını sonuna kadar hak ediyor. Hiç süt ziyan olmuyor. Anne sütü çok değerli ilk etapta. Onlar hep sonunda birikiyor. Çantan çok çok güzel. Nereden aldın bunu? Bunu Elsie... Benim siyah çok benziyor. Onu çok soruyorlar. Bunu acayip benziyor. Bunu karda kalıp Elsie ve 2'den almıştım. Çok güzel. 2 sene önce. Ama bir tane daha en aldım. En sevdiğim. Tutuyor. Bayıldım. Bu da diğeri. Bu da Elsie'den değil mi? Bu da Elsie ve 2'den. Renkleri çok güzel ve tam kışlık böyle su geçirmeyen falan. Bunu da aldım falan. Kendime. Oo. İşinden ayrıldım ya. Nefis. Çeyizim düzden. İkisi takım kullanırsın. Çok güzel. Çok beğendim. Bunun kaç tane cebi var? Şöyle öndeki cebi var. Ha, yanlarda var. Yanda 2 tane var. İçi büyük. Ve içinde. İçi inanılmaz büyük. İçinde şeyi yok ve ama. Termal gibi değil mi içi de evet, sanki? Evet. Su iten bir şey var. İçinde de 2 tane var şöyle. Benimkine aşırı benziyor. Bunun inşallah linkini bulurum, paylaşırım. Çok soran oluyordu o zamanlar. Şey, L012'de bu bayağı. Bir de hafif oluyor bunlar. Çok hafif olduğu için ekstra kendi de yük yapmıyor. Seninki o şöyle. O çok o şöyle fiyat. Da yok ondan ama. Bayağıdır üretmiyorlar aslında. Tamam. Bir tane daha ben aldım. Ama yoldan geçerken aldım.
Bu nereden? Sokakta. Çok güzel ama. Bu çok güzel. Bir de böyle şık, hani istersen kombinlersin eşyanla, kıyafetinle. Yani içi de böyle bayağı çok güzel. Evet. Hani şey yaparım. Bayağı güzel ama çok beğen. Tam benim tarzım var. Karan çok uykusu. Pijamasını giydi. 3 tane çantam var şu an. Mis gibi vallahi, güle güle kullan. Valizini yeni mi aldın? Yoksa var mıydı? Valizim vardı bayağı. Ama o da çok ideal. Tam hastane çantası. Boyutunda, rengi de hoş. Siyaha siyah. Şurada kıyafetlerimiz de var. Vakit varsa. Burada çeyizlik kıyafetleri var. Bakalım. Şunlar var. 3-6 aylık üstelik. Koyayım yerim. Mesela. Çok dağıtmadan böyle üstten göster. Aynen. Bu şey uyku tulumu gibi mi bu? Aha, bak mesela şu güzel. Çok güzel. Bir şey, bak kalın bir şey. Kap kalın, tam kışlık. Evet. Özellikle gece yatarken çok rahat olur bu. Öyle. İçine bir tane zıvın. Bitti. O çok güzel. Aa, şunlar rengine bittim. Bunlar solmuş. Elsevier'deki gibi mi aldım? Niye böyle soldu anlamadım. Soldu mu? Bak şurada kendi rengi solmuş yani. Bir şey solmamış. Dışında bir şey yok ama. Şey, kırmızı rengi. Boş ver, dışında bir şey yok. Şey, ipi solmuştur. Aha, ipi veya işten böyle bu mavi takımlar var. Gerçi hepsi aynı. Renkleri farklı. Şeyleri aynı yani, boyutları. Bunlar 3 aylıkları. Hiç açma böyle, üstten göster sadece. Bir sürü takımı var maşallah. Şöyle altta zıbınlar var. Aa, şu çoraplı pantolondan sen de mi aldın? Bundan iki... ben de karağını alayım diyorum şimdi. Ben bundan 2 tane yanlışlıkla almışım. İki tane. Çok ideal bu. Çorap sevmeyen bebelere çorap sevdirir, çıkaramazlar. Ben de alacağım bundan çok şimdi. Güzel. Kış bebeği olduğu için. Aynen, iyi yaptın. Hatta bunlar ben nefis. Link verince koymuştum ben de bunlardan. Ben bunları bebekten çok önce almıştım. 4 aylık. Ben bunları yeni gördüm. Çok güzel. Her rengi var. Bu en rahat. Karan çıkarıyor şimdi. Çıkartır. Oynamak için çıkarıyor. Hiç çıkaramaz. Şöyle ikili satılıyor bunlar zaten. Küçük bebişlerin de ayaklarından düşüyor çorap genelde. Bu düşmez işte. Ya Neriman abla öyle deme. Sen şimdiden al kızlara. Cinsiyetsiz şeyler çok pahalı bunlar. Ay, basit gibi güle görünüyor güle ama. Güle güle giysin. Sağlıkla giysin inşallah. Gibi, güzel şeyler. Bir tane çorap göstereceğim. Bunu muhakkak çek. Şurada müslin bezleri var. Bir sürü böyle. Ütülenmiş. Hepsi yıkanmış. Bir tane bunu göstermek kaynamış. İstiyorum. Bakın. Bunlar o kadar... Bir şey söyleyeyim mi? Buna bir de makine atıyorsun ya. Bu şöyle oluyor. Serçe parmağının yarısına geliyor. Bunları yıkadım da ütüledim. Oh, şey. Yerim onu. Baksana. Çok tatlı. Çok. Diğerleri büyük de bunlar çok küçük. Minnacık. Ya olur mu bilmiyorum hani. Bunu kuponla aldım. Çok güzel. Çok. Bayıldım. Merhaba, sende dikiş makinesi var ya, çok bir şey olursa şuradan kesip mont yaparız büyüyünce. Hakikaten mantıklı kız. Ya şöyle şuradan keseyim. Hiç aklıma gelmezdi. Mantıklı. Evet, mont olur tabii. Çok güzel olur. Bacaklarını kesip şöyle. Çok güzel. Şuradan. Kaç bu? 3-6 mı? 6-9 mu? 3-6 aldım çünkü benim çocuğum 7 aylık olduğunda yaz gelmiş oluyor. Tabii. Daha da bir yaş alamam. Bu sene anca. Çok büyük olacak. Evet. İnanılmaz Karanın zor. Çok uykusu geldi. Şey oldu. Yavaştan gidelim. Çok detay. Artık yolda uyur. Karahan nerede? Düşersin onu. Nerede Karahan? Gel. Neredeymiş Karahan? Miyav. Hadi küçük at bir tane. Bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Öpücük. Ay yerim seni. Bir tane de öpücük. Öpücük. Biz eve geldik. Uyku moduna geçtik. Herkese de iyi geceler diyoruz. Bu videodan size güle güle diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenme tuşuna basın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.